Evet, öncelikle bir Türk vatandaşı olarak çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah yeni müjdelerin haberini de çok yakın bir tarihte alırız. Şöyle belirteyim, tabii bu üçüncü müjdeydi. Amasra 1 kuyusundan 135 milyar metreküplük bir doğal gaz keşfi haberi verdi Sayın Cumhurbaşkanımız. Çok değil, daha geçen sene 21 Ağustos 2020'de 320 milyar metreküplük bir doğal gaz keşfini, ki bu ilk keşif haberiydi. Bunu takiben 17 Ekim 2020'de de yine bir ek 85 milyar metreküplük bir doğal gaz keşfinin müjdesini bize verdi. Yani geçen sene toplamda 405 milyar metreküplük bir doğal gaz keşfimiz var. Ki bu 2020 yılında tüm dünyadaki denizlerdeki en büyük doğal gaz keşfidir. Ve yeni yıla da hızlı başladık bence. Bunu şimdiden 540 milyar metreküpe çıkarttık. Ben umut ediyorum ki bu önümüzdeki yıllarda 1 trilyonu hatta 1 ile 2 trilyonu arasında ciddi bir rezerv olduğunu düşünüyorum. Zaten burada çalışan uzmanlar da yeni ek keşiflere dair belirtilerin olduğunu söylüyor. Ancak şunu belirtmek gerekiyor. Burada sadece rakamlara takılmak da doğru değil. Burada bir paradigma değişikliği var. Enerji güvenliğinde ciddi doğru adımlar atılıyor son yıllarda ve bunun da meyvelerini almaya başladık. Bence aslında dikkat çekilmesi gereken husus bu. Peki nedir bu paradigma değişikliğine? Eğer buna bakarsak, 2000'li yıllarda bunun ilk işaretlerini görsek de 2010 yılında aslında üç saç ayağına oturan bir enerji güvenliği politikasında bir paradigma değişikliği oldu. Birinci ayağında bu yenilebilir enerji kaynaklarına ciddi bir şekilde yatırımlar başladı. Bunu daha sonra açabiliriz. İkinci olarak Türkiye'yi bir enerji geçiş güzergahı olarak bir hava çevirmek. Baktığınız zaman bugün işte Rus gazının ya da Azeri gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçtiğini görüyoruz. Çok yakın bir tarihte belki Türkmen gazının, İsrail gazının da yine Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçtiğini görebiliriz. Ancak önemli olan işte bugün burada aldığımız başarı milli filo yaratmak. İşte bu enerji güvenliğindeki en büyük yaklaşımlardan bir tanesi. Milli filoya baktığımız zaman bugün 5 tane milli gemimiz var. Bunun 3 tanesi sondaj gemisi, 2 tanesi ise sismik araştırma gemisi. Bugün Karadeniz'de ise bugün bu 3 tane gemimiz var. Kanuni bugün burada, Fatih burada, bunlar sondaj gemilerimiz. Ve aynı zamanda Barbaros Hayrettin Paşa da yine burada. Ne yapıyor? Bunlar bir takım içerisinde çalışıyorlar. Birisi doğalgaz nerede? Onu araştırıyor, onu buluyor. Diğeri sondajını yapıyor, diğeri analizlerini yapıyor. Yani bir takım çalışması içerisinde inanılmaz bir çalışmayı burada görüyoruz ve ben çok yakın tarihte yeni ek rezervlerin müjdelerini de alacağımıza inanıyorum.